Ondan sonra tanı yöntemlerine geçiyorsunuz. Basit bir muayenede, ilerlemiş bir endometriozis'te rahimi, uterusu yerinde tutan bağlarda ağrılı nodüller, sertliklerin ele gelmesi deneyimli bir hekim tarafından yine endometriozis düşündürmelidir. Yani çikolata kesin. Tabii. Hı. Ve bu sorgulama sırasındaki kişinin sorunlarına ek olarak yapacağınız ultrasonik incelemelerde küçük otakları göremeyebilirsiniz ama özellikle yumurtalıklarda endometrioma denilen bu çikolata kistlerini görebilirsiniz. Bunlar çeşitli boyutta olabilir. İki taraflı olabilir. İki yanlı, iki evet. Yumurtalık var çünkü. Ve bunların ilginç bir şekilde büyüklükleriyle verdikleri belirti ve bulgular aynı değil. Aynı şiddette değil. Farklı. İlişkili değil birbirine. Evet, yani küçücük bir kist bile müthiş çok büyük dramatik ağrı yapabilir. Tabii. Büyük bir şey ağrı yapabilir. Çok sessiz olabilir ancak çatlama sırasında kendiliğinden de çatlayabilir. Onu sevmiyoruz çünkü etrafa yayılıp bu söylediğim yayılma teorisini ispatlarcasına bütün karın içini ve ondan sonra da uzak organlara yapıştırabilir. Yani bir metastaz gibi aslında. Bir nevi metastaz. Yani gibi. Kötü huylu bir tümör değil. Kötü huylu tümör değil. İyi huylu değil. Tümör mü diyeceksin? Hayır, kötü huylu tümör değil. Fakat yaptığı tabloyla sanki bir kansermiş gibi yayılmacı karakter gösteriyor. Bir süre sonra artık olay çocuk isteğinden çıkıyor. Gündelik yaşamın sürdürülememesi, cinsel yaşamın tamamen bitmesi ve kişinin yaşam konforunun kalitesinin fevkalade bozulmasıyla seyrediyor. O bakımdan bizi sanki bir tümörmüş gibi de ilgilendiriyor. Tedavi edilmeyenlerde ilerleyen yaşlarda yani menopoza yakın ve sonra yaşlarda pekala rahim kanserleri ve bir miktar yumurtalık kanserlerinin de çıkabildiği gösteren çalışmalar var. O bakımdan tümörle ilişkisi evet, oluyor mu? Olur. Evet. O bakımdan bir kez görüldüyse ve kişi çocuk sahibi olduysa mutlak surette tedavisini çok ciddi olarak sürdürmek gereğinde radikal cerrahiden de kaçınmamak gerekir. O zaman Sibel'cim tedavisini soralım. Evet tedavisini soralım tedavisi hocam. Çünkü zor çok önemlidir. Mu? Evet önemli. Şimdi bütün şeylerde, birimlerde, yurt içi ve yurt dışında iki şekilde evrelendirilir. Bir kişinin yani hekimin deneyimine göre yaptığı muayeneler ve görüntü yöntemleriyle bir şey var. Evreleme var. Ampirik bir evrelemedir. Yani kafadan bir evreleme diyelim. Daha ziyade deneyime dayanır. Bir de Amerikan Fertilite Cemiyeti'nin, Kısırlık Cemiyeti'nin yaptığı bir şey var. Orada da bu endometriozis odaklarının, bunlar tabii ameliyat sırasında yapılan tetkikler, değerlendirmeler. Bu odakların tek ya da çift taraflı olması, büyüklükleri, tüplerde, yumurtalıklarda yaptığı yapışıklıklar, pelvis dediğimiz karın ve kalça içi boşlukta yaptığı yapışıklıklar evrelendiriliyorlar ta büyük kistlere kadar. Ona göre de hafif, orta ve şiddetli diye evrelendiriliyorlar. Bu ameliyat sırasında bizi yönlendiriyor. Evet. Bundan önce biz tedaviye karar verirken mutlak surette şuna dikkat ediyoruz. Hasta bize niçin müracaat etti? Niçin? Hastanın temel sorunu nedir? Yaşı nedir? Çocuğu var mı? 35 yaşının üzerinde, hatta 40 yaşının üzerinde en az 2 tane çocuğu var. Bundan sonra da çocuk sahibi olmak üzerinde belirli bir fikri yok ya da kararı yok ya da olmamak üzerine kararı var. Bu kişileri daha ziyade ağrı kesmeye yönelik tedavi ediyoruz. Bu hastalar size ağrıyla mı başvuruyor hocam? İki şekilde yani başvuruyor Mehmet Bey. Bir ağrıyla başvuruyor. Bir hatta üç şekilde bir bebeğim niye olmuyor diye başvuranlarda araştırma yapılırken ya da hem ağrım var hem bebeğim yok şeklinde varıyor. Biz şimdi bu ağrısı olanlarda dediğim gibi ağrıyı geçirmeye yönelik değerlendirmelerimizde başlangıç ya da orta düzeyde bir endometriozisse tablo çok ağır değilse bunları hormonlarla tedavi ediyoruz. Hormonal tedavinin esası bu hastalıklar doğurganlık döneminde görüldüğü ve yumurtlaması da olduğu için kişinin yumurtlamayı durdurmaya yönelik. Oh. Ya biz adetin ikinci yarısında yani olası yumurtalıktan sonra, yumurtlamadan sonra sentetik ya da saf progesteron vererek baskılıyoruz.
vücudu yanıltıyoruz yalancı bir gebelik gibi ya da baştan itibaren kesintili ya hocam, da kesintili. Gebelikte bu duruyor mu endometriyoz? Evet, evet. O yüzden ona geleceğim zaten o bakımdan. Ana tedavi gebeliktir. Fakat gebe kalması da biraz sonra söyleyeceğimiz evreler nedeniyle zor olduğu için kısır döngüye dönüşüyor. Sizin bir yerden sahte kısır gebelik kırmanız lazım. Burada baskılarsak yumurtlamayı, olayın en azından ilerlemesini önlemiş oluyoruz. Daha sonra ağrı kesicilerle de bu olayın tedavisini sürdürüyoruz. Ta ki hastanın şikayetleri tekrarlayana kadar. Burada doğum kontrol hapı eskiden non-stop kullanılırdı. Yani kişi adet gösterilmemek üzerine hazırlanırdı. Sürekli bir kez başlanınca bittikçe kutu yeni kutu, yeni kutu, yeni kutu bu şekilde giderdi. Bu tabii özellikle genç kadınların ve genç kızların hastalığı olduğu için bu şekilde davranmak kişinin yine yaşam kalitesini bozuyor. Vücut döngüsü ona alışkın olduğu için bir böyle hani bir devri daim yapmak istiyor, bir yenilenmek istiyor. O yapılamıyor, baskılanıyor, baskılanıyor. Başka bunun, sorunlar çıkıyor. Bravo. Bunun rahatsızlığı görülünce başlanıldı. Siklik dediğimiz kullanıyoruz, bırakıyoruz, adet görüyor, yeni adette yine başlıyoruz. Onun da kesintisiz tedavi kadar etkin olduğu anlaşıldı. Bunun dışında benim asistanlığım zamanında yukarı merkezden bloke eden ama erkeklik hormonu kökenli ilaçlar veriliyordu. Bu da kadınlarda daha böyle omuzlu, dar kalçalı, boğuk sesli, göğüsleri küçülmüş. Kıllanmalar oluyordu. Kıllanmalı. Onlardan da rahatsızlık olundu, bırakıldı. Sonra bir dönem üst beyni baskılayan ve bütün hormonları sizin elinizde kontrollü olarak durduran tedaviler. Gonadotropin releasing analog tedavileri başladı. Bunun bir özelliği tamamen durdurduğunuz için hormonal mekanizmayı 6 adet döneminden fazla verilmiyor. Çünkü ondan sonra bu sefer östrojen eksikliğine bağlı yalancı menopoz çıkıyor diyor. Yalancı menopozu aşmak için de bu kez başladık AdBack denilen dışarıdan hafifçe de östrojen vermeye. Çok düşük doz ki kendisini bu genç kadın ya da kız menopozda hissetmesin ya da menopozun sonrasında görülen bir takım yan etkilerden zarar görmesin diye. Bunun dışında eğer dediğim gibi 40 yaş ve üzeri ve çocuk sahibi olmuş zaten beklentisi yok, ağrılar işledi. O zaman ameliyat ediyoruz. Evet. Eskiden açak yapardık. Son 20 yıldır hemen hemen tamamen laparoskopla yapıyoruz. Laparoskopta barut yanığı gibi ya da böyle patlayacak vezikül dediğimiz sanki şeyler, oluşumlar çeşitli büyüklüklerde bütün karın içi zarları, yumurtalıkları, efendime söyleyeyim tüpleri, rahim arka duvarını, bağlarını rahimin tutmuş oluyor. Bunlar lazer ve koterle dağlanabiliyorlar. Kistik bir gelişme varsa kistik gelişme, kist çıkarılıyor. Ay, rahat. Bu tamamen çıkarılabilir. Ablasyon dediğimiz içi boşaltıldıktan sonra kistin duvarı bipolar koterle, özel bir teknikle yakılıyor. Bunu en iyi kendisi de laparoskopik cerrah olduğu için Mehmet Bey bilir. O şekilde temizliyoruz. Ve ondan sonra yine doğum kontrol hapı ya da o üst beyni baskılayan tedavilerle bir süre daha gideriyoruz. Baktık ki olay artık çığırından çıkmış. Karın içerisinde bütün bağırsaklar, karın duvarı, karın zarı, omentum denilen o yağlı doku, tüpler, yumurtalıklar, hani bizim frozen pelvis, donmuş artık her şey dediğimiz olay var. Mümkün olduğu kadar dikkatli ve zaman zaman cerrahlardan da destek alarak. Çünkü olay bağırsak ataklarına girdiği zaman kadın doğumu aşıyor. O cerrahların alanı ve çok daha başarıyla yaptıkları bir yer. Cerrah arkadaşlarımızı ameliyata alıyoruz. Onlar da yüzeyli çıkışlar yapıyorlar, eksizyonlar yapıyor veya tamamen o bağırsak bölümünü çıkarıp tekrar yapıyor. Yani büyük operasyonlar onlar. Orada tabii artık yumurtalığı falan da çıkardığımız için tekrardan nüksetme olasılığı çok zayıflamış oluyor.